Denizli Saraköy ilçesinin Hisar Mahallesi Attı'dan muhtarı Aşkın Şenmen. Köyümüzün bir tarihi kopması, çok evlerimizin restore olmasını bekliyoruz. Büyüklerimizden kimse gelmiyor, ilgi gösteren yok. Biz hep müracaat ediyoruz ama halen yok. 7 tane yerimizin çizimleri yapıldı. Ama halen ne ilgilen var ne giden var, bunlar başvuruldu. Bunlar bir restore yapılsa, köyümüzün canlanması, ayağa kalkması, bir turizmi kazanması olacağını düşünüyoruz. Biz uğraşıyoruz ama Aydın Kültür Varlıklarından bunun izinini alamıyoruz. İzinli bir şey yapmak istiyoruz, bize çok zorluk gösteriyorlar burada. Yani bir kolaylık gösterseler, millet evini yapacak, tamir edecek, bir kiremit değiştirmeye plan proje istiyorlar burada. Kiremit için yapın, yani 3 ayda şurada bir yolumuz var, halen yapılmadı, çökük. 3000 yıllık tarih kaderine terk edilmiş. Terk edilmiş, burası beklemek yani. Biz de aslında hesabı sayılırız. Dedelerimiz bu köyden gitmiş Acıdere'de değirmencilik yapmışlar. Sonra köyler de artık dağıldı. Burası ben çocukluğumda da zaman zaman değildi. Her zaman buraya geliyorduk. Cuma gün buranın pazarı oluyordu. O zaman için ortaokul, sinema, 5-6 tane bakkal, kahveleri, fırını, her şey boldu. Ama burası sit alanı olduğu için burada yaşayan vatandaşların çoğunluğu hep Denizli'ye gitmek zorunda kaldı. Gidince burası maalesef dağıldı. O şu anda da işte mücadele ediyorlar. Birikim yapabilir miyiz bir şeyler diye. Ama maalesef olmuyor. Zannedersem duyduğuma göre yılbaşından sonra kazıma başlayacağını söyleniyor. Ama onu doğru projeler denilmesi... falan her şey hazırlandı ama sonuç yok deniyor başkanım. Aslına bakarsanız her taraf tarih kokuyor ama aynen öyle. İlgi bekliyor. Bizim köyümüzde Ramazan bayramlarında namazdan çıktığından sonra yemek veriliyor. Bu Osmanlı döneminden gelen bir şey. Sonra bizler, babam rahmetli orada hep yemek verirdi. Yemek verdiğinde buradan İsa'dan gelenlerin hep akraba olduğu için çoğunluğumuzu zorla çevirip onları da yemek veriyordu. Sonra burada başladı. Şimdi de burada millet Ramazan bayramında o ben yemeği vereceğim, şu yemeği verecek diye sıraya giriyorlar. Aynı sistem burada da oldu. İnşallah ileride burada güzel bir şey olur. Tanıdığım birkaç komisyon arkadaşlar vardı. Onlar buranın geleceği için bir şeyler yapmak istediler ama bir yol alamadılar. Burada daha önce Osmanlı daha önce burada yaşam tarihinde şallar burada üretiliyormuş. Avrupa'ya daha yere kralların eşlerinin şalları burada üretildiğini söyledi. Tekstilin doğduğu yer burası diyebilir miyiz? Evet. Tekstilin boyanın burada olduğunu onlardan duydum. Hı-hı. Ama fakat yol alamadı. İnşallah ileride güzel şeyler burası, olur. Evet, el atılsa, turizme açılsa çok büyük gelir de elde edilir aslında bakarsanız. Biz geliyoruz gündüzleri tabii burada kahvede oynanırken her zaman turist de geliyor, bir şeyler soruyor. Ama burada bir rehberlik edecek insanlar yok. İnsanların geçim kaynağı belirli bir maddi kısıtlı olduğu için geçinemeyince gelip de turistle ilgilenecek zaman bırakamıyorlar kendilerini. Sit alanı olduğu için gördüğüm kadarıyla da terk edilmiş bir yer gibi görünüyor. Aynen öyle. Yoksa tarih kokuyor. Gerçekten tarih kokuyor. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Size başarılar diliyorum. Teşekkür. Hisar köyündeyiz. Attı'dan kentinde. Köyümüzde eski çağlardan beri 3000 yıllık bir yerleşim yeri burası. Kaç dönem insan yaşamış. Sonda Selçuklu Osmanlı zamanında da Türkler yerleşmiş. Köyün her tarafı tarihle dolu. Eski çağlarına kalma tarihi eserler de var. Selçuklu döneminden var, yeni cumhuriyet döneminden var. Tarihi eserler tamamen yok oluyor. Gün geçtikçe eski taş evler yıkılıyor. Köy çok bakımsız. İlgi yok. 2 sene önce yüzey araştırması başladı. Hocalarımız geldi, yüzey araştırmalarını yaptılar. Yüzey araştırmalarından sonra da göleve çalışmaları yapıldı. Restore edilecek yerler var. Restore çalışmalarının ve kazı çalışmalarının bir an önce başlamasını istiyoruz. Köy tamamen yok oluyor. Eski taş evler yıkılıyor. Vatandaş taş evleri yaptıramıyor. Belediye Başkanımız yüzey araştırması çalışmalarında çok yardımcı oldu. Ama sadece onun katkılarıyla
başarılı olundu yüzey araştırmasında ama daha fazlası gerekiyor buraya. Kazı izninin ve restorasyon izninin çıkması gerekiyor. Her geçen gün köyümüzü kaybediyoruz. Köyün yeniden ayağa kalkması için, çalışmaların başlaması için gerekeni yapmamızı istiyoruz. İzin vermiyor, üzerini yapmak istiyor. İstersen izin vermiyorlar. İzin almak için aydın bir yere gideceğim için o zaten ne zaman geleceği belli olmuyor. Evi tamir edemiyorsun. Benim evimin önünde bir abi bindi, o tenki vardı, yıkıldı, ev yıkıldı, tamir ettirmediler. Üzerinde orta tenki var, o tenkiyi bak demirin üstüne alalım dedik, altı gölge olsun diye. Komple yıkılmasın diye. Muhtarı söyledim, muhtarı dedik, aydınlığa izin alacaksın diyor. Ben o bir kocuk yere aydınlamak için izin almam. Birinci derecede sit alanı anladığım kadarıyla. Her taraf sit alanı burada. Biz diyoruz sizin evleriniz 50 metre. Evleriniz 50 metresiniz ama onu evlerde yaptırmıyorsunuz. Tarih yok oluyor bu. Tabii. Bak şu köşedeki ev 2,5 sene aydınlığı gitti. Geldiler de oraya izin verdiler yapıldığında. Oraya yapıldı. Şimdi bak biz, bu köyü giren sol taraf bir göçük var. Oraya adam kendisi beton atmak istiyor. Göçüyor orası. Adamın işesi gitti, bahçesi gitti. Aydın'dan izin almanız yapmasınlar da Aydın yazı yazdılar, telefon ettiler, tamam geleceğiz dediler. Hala Aydın'dan adam gidip bir sene geçti. Daha oraya yapılmaz bak. Gelin orada abla uçurabilirler. Şeyi tekilin emriyorunu gösterme evet. Giderken. Yol göçtü ya yol. Bu böyle olmaz ki. Yaptırmıyorlar vatandaşa, kendileri de yapmıyor. Yaptırmıyorlar. Ondan sonra tarih yok oluyor. Tarih yok olmaz mı? Bizim istemiz çok. Mesela burada turist çok geliyor yanlıştırlar. Asalt tepesini diyoruz. Biz şu tepenin başına oraya çıkıyorlar. Orası pis. Belediye gelip burada temizlemiyor. Orayı bir şöyle düzenleme yapılsa, iki oturak atılsa çay konusu. Orada alam gitmez. Gidin orada donarsınız şimdi. Burası sıcak, orada donarsınız. Her taraf görünüyor oradan. Karaköy, Denizli, buradan Nazlı, Babadağ, her taraf görünüyor. Yüksek orası. Orada öyle kalması lazım değil ki. Madem biz burada turist gelecek, sizin orada işleriniz iyi olacak diyorlar. Turistin geleceği yerlere hiç yerletmiyorlar. Ya var mesela şunu yaptırsınlar. Onların istediği gibi de yapılır burada. Ama yapmayacaksınız, taş sökmeyeceksiniz diyor. Biz daha taş sökmeyeceğiz. Bak orası yıkıldı, orası yıkıldı, bir ortaya kaldı. Bilmiyorum ki neden böyle. Arkasını kureşmeyince ya, yapıyorlar üstüne. Camiyi bir 3 senedir yaptıracağız diyorlar. Hala da yaptı. Kaç sefer röportaj aldı şey için, cami için. Bilgi Hanım aldı. Bilgi Hanım'dan sonrası geldi aldı. 2-3 senede profesör geldi. Onunla aldı. Yok. Yapmıyorlar. Yapacağız diyorlar yalnız. Yapmayacağız demiyorlar. Mezarlık bağlayana gidecek, taş yapılacak. Yapacağız diyorlar, yapmıyorlar. Mesela bizler de şehirlerde istediğin zaman mezarlığa gidersin. Bizim burada 52 bayram gibi bir gün gittiler. Burada en az 2-3 kişi o mezarlığın yanında. Orada bir düzeltip şöyle park yeri yapamıyorlar. Biz ellersek biz onu yaptırırız. Ama biz ellersek de kalsınız deyip aklımı veriyorlar. Bu yoldan geldiyseniz hastalamışsınızdır. Onu yol göçük, onun altı mağara. Orayı muhtar abla geçmedi, oraya öyle bir üstünü kapatı veren dedi. Adam 6 aydır mahkumeyle uğraşıyor. Nasıl işte biz? Biz ne yapmamız lazım? Bak benim evim altında çok şeyler var. Ben size röportaj verecektim. Siz gittikten sonra indi ben şey geldi. Sizin buraya geldiğiniz bilen ne var? Evet. Telefon geldi. Gazeteciye röportaj verme. Ben orada anlatacağım kim, çok şeyler var. Kim dedi gazeteciye? Anlatmıyorum bak. Anlatamam yani. Tuttum. Burası müze. Taşınmadan önceki müzemiz. Şu an içindeki malzemeler taşındı. Nereye taşındı? Pamukkale'ye taşındığı söyleniyor. Burada bulunan eserler Pamukkale'de şu anda. Burada nasıl? Kitabeler, sütunlar, mezarlar,
Atıl halde bulunan tarih eserleri buralarda toplandı köylü tarafından. Onlar sergileniyor burada. Burası da eski camimiz. Bu da Aktu'da antik kenti zamanında antik kentten olimpiyata katılan bir sporcunun kitabesi. Anadolu'yu Türkleştiren Selçuklu Uç Beylerinden Mecnun Dede'nin türbesi. Eskiden köylüler Bektaşi geleneğiyle yaşadıkları için saygı vardı dedeye. Bektaşi geleneği zamanla kayboldu, bitti. Bittikten sonra da ilgilenen insanlar terk etti burayı. Evet. Terk edince de bütün malzemeleri çalındı, kayboldu. Mezarı çalındı, yerine suntadan bir şey yaptılar. Yani bakımsızlıktan bu hale geldi. Evet. Köyün su değirmenleri bittikten sonra taş değirmeni geçildi. Bunlar bizim çocukluğumuzun taş değirmenleri. Köyün ununu yapan değirmenler.